Evet, hazır. Evet, merhabalar Yasemin Hanım. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, siz? Teşekkür ederiz. Galiba yorgunluktan ve biraz tezahüratlardan sesiniz kısılmış. Ya, bekliyoruz kendine gelmesini ama biraz bir haftadır böyle maalesef. Bize doğru olsun diyelim, yeni saç vitamini reklamını. Teşekkür ederim. Çekimleri gerçekleşiyor. Işık değişiyor. 6-8 ay sürdü, yani 6 aydır ilacı kullandım. Tanıştığımızla beraber bir 8 ay süreçti. Bugüne kısmet başladık. Nasıl değişiklikler oldu saçınızda? Siz de bir kadın olarak. Benim saçım ya uçları çok cansızdı ve çabuk kırılıyordu. Bu Isıce patentli bir vitamin. İlk bir araya geldiğimizde konuştuk ama denemek istedim hani kullanmak. O yüzden daha piyasaya çıkmadan önce 3 ay önce, 3,5-4 ay olmuştur herhalde, Mart başı gibi kullanmaya başladım. Ben farkı gördüm inşallah. Satışları bol olur. Herkes görüyor. İnşallah. Siz nasılsınız peki? Onun dışında neler yapıyorsunuz? Ben iyiyim. Tekrardan bir hayırlı olsun diyelim. Euro Lig şampiyonu. Evet. Çok mutluyum o yüzden. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok gurur verici bir şey. Türkiye adına, Anadolu Efes adına ilk Euro Lig kupasını aldı. O yüzden çok mutluyum. Çok keyifli ve heyecanlı, stresli bir Final Four geçirdik. Hı. Ama sonucu güzel oldu. Düşkünlüğünüzü de biliyoruz takımınızda, evet. Sesiniz de. Şimdi galiba inşallah Türkiye Kupası'na diyoruz, elde kaldı evet, bir maç. Bir maça evet. Seride de dün de 95-73'tü galiba, inanamadım. 22 sayıyla yendi. 22 sayıyla yendi. Basketbol olan tutkunuz futbola da var mıdır yoksa basketbol daha öndedir sizde? Aileden kaynaklandığı için basketbol, yani futbol, yani Beşiktaşlıyım. Hı hı. Ama yani şu an say deseler sayamam, o yüzden Anadolu Efes basketbolda arabası. Peki yaz geldi, tatil programınız var mı? Yapacak mısınız bir şeyler? Okulların kapanmasını bekliyoruz şu an. Hı hı. İşte Haziran sonu gibi okullar kapanacak. Temmuz gibi bakacağız. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde de Kerem Bürsin'in doğum günü oldu. Ona da güzel bir sürpriz yaptınız. Ha yok, Hande hazırlamıştı onu. Hı hı. O davet etti. Kerem'e sürpriz yaptık. Hı hı. Nasıl gidiyor onların ilişkileri hakkında? Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlu, çok mutlular. Çok seviyorum. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde de bir haber çıktı ama yeni bir reklam anlaşması da yapıldı diye Yasemin Özilhan'ın bir telefonun arkasıyla Zeynep Bastı'nın yerine büyük. Benim devam ediyor zaten, bir tane var. Hı hı. Şimdi ikincisi de çekilecek inşallah. Evet, o rakamlar da çok konuşulmuş. Zeynep Hanım'ın 1 milyon dolarlık bir teklif geldi sonrasında. Belki aynı markanın farklı modelleri olabilir. Hı hı. Benimki de başka bir modeliydi, o devam ediyor. Peki oyunculuk açısından düşünceleriniz nelerde? Yeni sezonda bir şey düşünür müsünüz? Yok şu an değil. Küçük rollerde görürüz. Yok diyorum ama yani Mucize Doktor bir 10 yıl sonra tekrar bir hayatıma girdi. O yüzden anlamlı proje olduğu için destek verdim. O yüzden belli de olmaz, yani büyük konuşmak istemiyorum ama şu an böyle bir şey yok. Güzel bir nedeni var mı tercih etmemenizde? Olmuyor yani, ben yani Mucize Doktor'da iki bölüm oynadım. Bir hafta setteydim ve yani sabah yoruculuktan değil yani sabah kalkıyorum 8 sete gidiyorum. Emine arıyor. Anne ne kadar kaldı? Arkadan Eli arıyor, ne kadar kaldı? Anne ne kadar kaldı? Çünkü bilmedikleri için, olmadıkları için anlayamıyorlar. Dolayısıyla bu beni geriyor yani, rahat edemiyorum. Zor olur. Yani o bir hafta içinde bayağı bir zorluk çektim diyebilirim. Peki genelde tarzınız falan bayağı konuşuluyor hep. Kendiniz mi yoksa başka böyle fikir alışverişi yaptınız? Var mı? Yok, siz danışmanım yok. Ben kendimi biraz keyif alıyorum. Bakmaktan, araştırmaktan, onları kombinlemekten keyif aldığım için kendim yapıyorum. Bayanların hani tutkuları vardır ya, mesela en çok çantayı mı, ayakkabıya mı para harcarsınız? Ne gibi hastalığınız var diye. Yok herhalde ya, çantayı. Tişört falan olabilir benim. Daha çok tişörtle kota veriyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.